Aşağı köyden Nigar'a bu akşam görücü gidiyormuş. Aman, ona giden görücüyü ben kapıma koymam be. Niye öyle diyorsun kız? Hasetleniyor musun yoksa? Ne hasetlenecekmişim? Kimmiş görücüsü? Köyün çobanı mı, davulcusu mu? Ne çoban ne davulcu. Nigar'ı Şükrü Ağa'nın oğlu Cihan'a isteyeceklermiş. Ne o Selvi? Cihan'ın adını duyunca birden ha? Aman siz de. Ne kızıyorsun kız? Allah Allah. Sanki görücü bizim eve geliyor. Keşke söylemeseydin. Onu üzmek benim de hoşuma gitmiyor ya. Cihan'dan umudunu kessin artık. Kapısında Cihan'ın ailesini bekleye bekleye erimeye başladı. Nereye gitti şimdi bu? Bilmem. Vaktiyle birbirine sevdalı iki genç yaşamış. Cihan ve Sen. Lakin her iki gencin ailesi bu sevdaya geçit vermezmiş. Cihan babasına söz geçiremedikçe, Selvi'nin sabrı da, gönlü de daraldıkça daralmış. Senin için yapıyordum. Bak, üstüne baş harflerimizi kazıdım. Ceviz ağacından. İnatçı, zor mu zor? Az daha çakının ucu kırılacaktı. Selvi, neyin var sevdiğim? Sen ağaçlara baş harflerimizi kazıya dur, ananla baban da kuyumuzu kazsınlar. Selvi, o nasıl söz? Ne söylediğinin farkında değilsin herhalde. Farkındayım elbet. Peki sen? Sen farkında mısın olanların? Bu akşam Nigarların kapısına görücü gidecekmişsiniz. Sakın inkar etme. Emin ağızdan duydum. Seni başkasıyla everdiği gün babanın başı göğe erecek. Gidiyoruz gitmesine ama alacağımızdan değil. Biliyorsun babam... Babam ya. Ananı da babanı da yıllardır kapımıza getirtemedin. Ananla babanın karşısında senin gönlünün sözü hiç mi geçmez ha? Hiç mi? Benim başımda atam yok mu sanırsın? Her gün anamla ne kavgalar ediyorum. Ben kız başıma bunca direnirken. Selvi. İsmail Efendi, Gambur Necmi'nin iki bağını da almışsın. Hadi hayrını göresin. Kısmetse hep beraber görürüz inşallah. Lakin bana soracak olursan pek iyi etmemişsin. Belki bilmiyorsun. Onun hemen yanındaki iki tarla benimdir. Yıllardır ekip biçmem. Kurak, toprağa çatır çatır. Allah'ın yağmuru yağacak ki mahsul versin.
Yakınında yöresinde kuru dere bile yok. Altınla boş harcamışsın ya, neyse. Nigar kızımıza fistanlık getirdik. Muradı tez olur inşallah. İnşallah. Allah'ın izniyle olur elbet. Biz de şöyle yaşımız geçmeden torun torba sahibi olalım dedik. Değil mi ama? Şükra, nedir bu oğlunun ettiği? Bak İsmail, sana açık diyeceğim. Ailemizde tam 5 kuşaktır, atalarımız ne buyurduysa öyle olmuştur. Şimdi gene öyle olacak. Nigar, yukarı köyden İsmail Ağa'nın kızı. Nicedir gönül düşünmüş Cihan. Ne o Cihan? Biz de seni delikanlı sanırdık. Delikanlı kalbi tavşan gibi sıçrar mı? Sefer, git işine. Uğraşamam seninle. Kafam karışık şimdi. Biraz oturup dertleşelim istersen. De hele, kafan niye karışık? Karışık işte, ne yapacaksın? Düzleyeceğim mi? Bu vakit nereden geliyordun sen? İlk onu anlat hele. İsmail Ağa'nın kızı Nigar'ı istediler bana. Ben ne yapayım Nigar'ı? Nigar dünya ahiret bacım olur ancak. Benim gözüm Selvi'den başkasını görür mü hiç Sefer? Görür mü? Anam baba ne diyor bu işe? Ne diyecek? Olmazdan başka hiçbir söz çıkmıyor ki ikisinin de ağzından. Peki neden? Cihan, bana kalırsa bir nedeni olmalı. Tek oğullarısın. Boşa direnmezler. Sen babamı bilmezsin. Nuh deyince peygamber demez o. Kaçır o zaman. Madem yolu yok, kaçır. Kaçırayım mı? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır? Nereden böyle? Çeyizleri işlemeye götürmüştüm. Mualla teyze bağa inmiş. Boşa yürümüşüm onca yolu. Şu kumaşı Cihan'ın anası dün getirdi. Yakında söz keseceğiz. Pek de güzelmiş. İyi, hayırlı olsun. Sen bir şey demeyecek misin Selvi? Beğenmedin mi? Diyeceğim. Diyeceğim elbet. Dereyi görmeden paçaları sıvama diyeceğim. Aa! Ben size bakın hele. Cihan'da gözü var diyorlardı ya. İnanmıyordum hiç. İnanmadığın için buradasın Zahir. Bak sana bir çift daha laf edeyim de öyle git. Gelin ata binmiş de yağ kısmet demiş. Bir çift laf da ben edeyim bari. Cihan da atası da dün akşam bizim evdeydiler. Yani ben dereyi gördüm. Artık gerisini sen bil. Selvi'nin kıskançlığı büyüdükçe büyür. Bir top ateş olup yerleşir kalbine. Cihan. Seni işarettim. Hangi benim işim? Babanın Selvi'yi neden istemeye gitmediğini öğrendim. Nedir bildiğin? Uzatma da söyle.
Şimdi olmaz. Akşam buluşuruz. Seni birine götüreceğim. Birine mi? Benim anlatmam da olmayacak. Kendi kulaklarına duysan daha iyi. Hayrola gençler? Ehsan dayı, bu sabah bana anlattıklarını anlatsana. Ne anlatacakmışım? Ne işiniz var böyle vakitsiz? Gecenin karanlığında böyle şer sözler edilir mi hiç? Önemlidir dayı. Hadi yürü yürü evinize. Bir daha da gelmeyin kapıma. Anlatacak masalım yok benim. Ama dayı, sabah karma karışık şeyler söyledin. Bir daha anlat diyor. Ne var bunda? Dayı, sabah gelsek biz. Ne sabah gelin ne de kuşlukta. Yürüyün hadi, yürüyün. Evin içinde uğursuzluk istemiyorum ben. Gidin hadi, gidin hadi. Hadi. Tövbe. Tövbe. Ne uğursuz gün. Uğursuz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana şükürler olsun. Bir sabah daha uyandık. Cihan bir türlü ayrılamaz İhsan Bey'in kapısından. Kararlıdır. Öğrenecektir sevdalarının üstündeki uğursuzluğu. Selvi, bak hele. Buyur ana. Yakındır. Gülizar bacı haber saldı. Nihat için tekrar gelecekler. Bu sefer olmaz demeyesin kızım. Baban iyice sinirlenir oldu. Benim kızım ayıplı mı ki kapıya kimseyi komaz der. O nasıl söz ana? Bilmez misin nedenini? Bilirim bilmesine de köylü öyle demiyor. Herkesin ağzında bir laf. Ana ben Cihan'dan... Bu sevda zor kızım. Cihan'ın babası Şükrü Ağa varmaz bu kapıya bilesin. Az ana sözü dinle. Yoksa gönlünün sesini duymaz mıyım sanırsın? Niye ana, niye? Şükrü Ağa niye düşman bize? Kaçtır anlatıyorum. Ya dinlemiyorsun ya da anlamak istemiyorsun. Baban Şükrü Ağa'nın toprağında ırgattı. O ağadır, beydir. Eskiden ırgatı olanın kızını alıp da gelin etmez kendini. Şükrü Ağa'nın eski gücü kudreti kalmamıştır ki. 2-3 araziden başka nesi kaldı? Her şeyi sattı savdı. Olsun, onun adı yeter. Yok ana, başka bir neden olmalı ya. Düşünüyorum, düşünüyorum, aklım ermiyor. Canım ne bilelim, belki seni beğenmiyor. Bir evin bir oğlu. Hayırdır, nereye? Damı tamir etmeye gidiyorum. Tamam. Hadi siz gidin, ben de gelirim. Hadi. Hadi. Esma! Esma, gel hele! Geldim ağam.
falan iki gecedir eve uğramıyor. Gelecek. Hem de it gibi gelecek. Zırlama lan! Zırlama! Adamı delendirme! Sana da oğluna da başlatırma şimdi ha. Oğlanın çok üstüne gidiyoruz. Belli istemez Nigar'ı. Ona soran mı var? Düşünse bir. Hoş aklı mı var ki düşünsün? Nigar bir ev, bir kız. Koca İsmail Ağa'nın tarlası, bağı, davarı kimin ha kimin? Salak ya, salak işte. Oğlanın gönlü. Salih'in kızı Selvi'deyken. Dek! Bir daha duymayacağım bunu. Bir daha ağzından böyle bir laf çıktığını duymayacağım, anladın mı? Ulan bana bak. Yoksa oğlanın kafasına bunları sen mi sokuyorsun? Sen mi sokuyorsun? Yok vallahi. Sen mi sokuyorsun? Delendirme adamı! İhsan, Cihan'ın kararlılığının farkında. Yıllardır içinde sakladığını anlatıp kurtulacak. İki sevdalının üstünde gezen kara bulut. O kapkara gecenin bulutu dağılır mı acaba? Dağılır da kavuşur mu sevdalılar? Hem de Şükrü Ağa'ya rağmen. Sizin işiniz olmaz. Olacak. Gayri sabrım kalmamıştır. Ben istedim ki teliyle duayla gelin olsun Selvi. Gelin atına bindirek de öyle çıksın babasının evinden. Lakin bu iş çok uzadı. İki tarafta rıza göstermez. Şimdi anlatacağın ne olursa olsun Selvi'den vazgeçmem. Bunu böyle bilesin. O yüzden rahat ol İhsan dayı. Ben gönlümü seçtiğinden eminim. Zaten daha da uzarsa bu iş... Uzarsa? Bir gece dağa kaldıracağım Selvi'yi. Başka yol bırakmadılar bize. Demek daha kaldıracaksın ha? Ne de olsa babanın olsun. Ne diyorsun sen İhsan dayı? Biliyordum. O hikayenin o gecede kalmayacağını biliyordum. Ne hikayesi bu? Anlat İhsan dayı. Madem ben erkek oldum diyorsun. Erkeksen dinle o zaman. Dinle de bağrın alaz alaz yansın. İhsan... Yıllardır içinde dert olan ne varsa başlar bir bir anlatmaya. Sevdalın Selvi'nin babası Salih eskiden babanın ırgatıydı. Ne olmuş ırgatıysa? Irgat olmak suç muymuş? Peki Salih'in bacısı Seher'i bilir misin? Seher mi? Ne düşünüyorsun öyle? Ne düşüneceğim? Bu Şükrü durumu bir anlarsa mahvoldu. Başka bir şey düşünecek hal mi kaldım? Canım ne bilecek? O iki tarlayı da yıllardır ne ekerler ne de yüzdeye kimseye verirler. Ya o dur hele. Daha başlık konuşulmadı. Ya yok derlerse? Ha? Demezler. Anası da babası da kızı istiyor. Bunca isterken niye yok desinler ki? Yok. Bir an önce vermeli kızı. Görüyorsun değil mi? O deli oğlan da inat. Boş versene. Şükrü Ağa'nın dediği dediktir.
Ya baksana, Kambur Necmi'nin tarlalarını aldığımdan hemen haberi olmuş. Ya? Ne etmeli bilmem ki. Gayrı çok vakit kalmadı. Toprak iyice kabardı sanki. Bir de vaktinden önce gelirse... Yandık işte o zaman. Anlıyorsun değil mi? Toprağın göğsü kabardı. Ya? Seher ya. Dünya güzeli Seher. 18'inde var yok. Nereye gitse babanın gözü üzerinde. Ağam, birden seni görünce şey ettim. Ne o? Beni görünce heyecanlandın mı yoksa? Aman ağam. Şükrü ağa gölge gibi kızın peşindeydi. Zavallı Seher, kime ne desin? O vakitler ben de Selvi'nin babası gibi babanın ırgatıyız. Evinin yakınında yatıp kalkıyoruz. Şükrü ağa, bugünkü gibi değil o zaman. O vakitler başka. Hem zalim hem de genç. Gücü kudreti yerinde. Diyeceğim şu ki... Bizim için Allah bir, baban iki. Sonra? Sonrası... Şükrü Ağa'nın nefsi kabarmıştır bir kere. Dinmez. Neden rahmetli Allah adamı gibi bir adam. Her şeyi önceden sezer, hisseder. Allah toprağından suları eksik etmesin. Neyse... Babanı çarçabuk ananla baş göz etti. Lakin baban aklına koymuş bir kere Seher'i. Gölge gibi arkasında. Kızcağız kime ne desin? Salih sezer durumu ama... O ne edecek ki? Karşısındaki koskoca ağa. Ağam. Buyur ağam. Bana mı bakmıştın? Hal böyleyken o uğursuz gece gelip çatar. Anlat dayı, dinliyorum bak. Hiçbir sözü eksik koma artık. Dün gibi hatırlarım. Kapkaranlık bir geceydi. Gökte ne ay ne yıldız. Gece kendini görse karanlığından korkacak. O vakitler Salih ile ben Şükrü Ağa'nın evinin yakınında yan yana kondularda oturuyoruz. Kondu dediysem öyle ev falan değil ha. Üstü açık olmayan tek göz evler. Dışarıda bir gürültü duydum. Önce pek önemsemedim. Döndüm arkamı yattım. Sonra Seher'in dur yapma diyen sesi. Ardından abi diye bağırdı garibim. Bu zavallının dünyaya duyurduğu son sesti zaten. Şükrü Ağa kızı aldığı gibi daha yolunu tuttu. İhsan abi! İhsan abi! Koş hele! Koş! Zavallım. Ne yapacağını şaşırmış. Perişan kapı önünde. İki gözü, iki çeşme ağlıyor. Çaresiz. Sus dedim. Duymamazlıktan, bilmemezlikten gel dedim. Ağanın lafının üstüne laf konmaz. Salih görsen nasıl garip. İki dizinin üstüne çökmüş çocuk gibi ağlıyor. İnsan olanın yüreği kaldırmaz. Bacım.
Anamın emaneti. Ağlık bu mu İhsan abi? Salih, yoktur çaresi. Dayanacaksın artık. Sabaha getirir bırakır kapıya. Canına elleşmez herhalde. Bırak Salih! Bırak! Delirdin mi sen? Salih, ağaya kurşun sıkılır mı hiç? Ağa dediğin evindeki emanete göz dikerse sıkılır İhsan abi. Dayanamadım. Ben de düştüm Salih'in peşine. O karanlıkta göz gözü görmüyor zaten. Öyle gözünü kaçırıp duracaksan anlatmayayım. Bundan sonrası iyice fena. Anlatma dersen susarım. Meraklısı değilim zaten. Yıllar geçmiş üstünden. Yok dayı, anlat. Dinliyorum ben. Dinliyormuş. Erkek gibi dinle öyleyse. Devam et dayı. Yukarıki kayalığın orada yakaladık babanı. Şükrü! 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 Bacımı almadan inmem! Dur Salih! Karanlıkta seyri vurursun. Yok, seyri iyi seçiyorum. Ya kurban! Salih arka arkaya çeker tetiği. Karanlıkta göremedi zahir kardeşini. Gördü. Ben bile gördüm görmesini. Neyse. Biraz bekleyip tırmanıp vardık yanına. Vardık ki bir de ne görelim. Seher. 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 Tövbe. Bacımın katili oldum. Allah'ım tövbe. İhsan abi bu nasıl olur? Allah'ım. Köyde herkes bir gece sevdiğine kaçmaya kalkan kardeşini dağda kıstırıp vurdu diyebilir Salih'i. Zaten çok geçmedi unutuldu. Baban Salih'e 3 tarla parası verdi kan olarak. Her şeyi duyup bilen bana da bir tarlayla bir de küçük bağ düştü. Yıllardır Seher'in kanıyla Salih de ben de yaşayıp duruyoruz. Ölen ölmüştür zahir. O geceden sonra Salih'le pek bir araya gelmedik. Bir iki karşılaştık karşılaşmasına ya. Eğdik başımızı yürüyüp geçtik. Babam ettiğiyle kaldı ha. Ya Cihan. Ben şimdi sen düşün. Boşuna mı dermişim sana? Sizin sevdada kavuşmak yok diye. Ne Şükrü Ağa ne de Salih izin vermezler buna. Orası bizim bileceğimiz iş artık. Ne olursa olsun. Ben sevdamdan vazgeçmem. Erkek oldum diyorsun ama toysun, çocuksun daha. Seher'in kanı toprakta rahat mıdır sanırsın? Sizin sevdanıza kan bulaşır. Uğursuz, uğursuz sizin sevdanız. Söylemedi deme. Rivayete göre Cihan, İhsan dayının evinden çıktığı gece sevdasını omzuna yükler. Cihan, babasının Seher'i vurduğu kayalıklara gider ve kulaklarının işittiği uğursuz hikayenin üstüne doğacak sabahın aydınlığını bekler.
Şükrü Ağa, İsmail'i kendi tarlasının ortasında görünce şaşırır. Çoktandır gelmemiştir bu kurak tarlaya. Acep yerimi yurdumu mu şaşırdım der kendi kendine. İsmail Efendi! Hoş gelmişsin Şükrü Ağa. Hayırdır İsmail? Altın mı arıyorsun benim tarlamda? Hay Allah! Bu senin tarlan mıydı? Ya ben de benimki sandıydım. Aldığımdan beri ilk gelişim de karıştırdım. Kusura kalmayasın artık. Ben de seni böyle görünce ben karıştırdım sandım. Kaç zamandır ben de uğramadım. Öyle dizlerin yerde ne arıyordun? Bir şey aradığımdan değil. Toprak çok kurak dedin ya. Aklım karıştı. Şöyle bir eğilip bakayım dedim. Doğru dermişsin. Toprak adam akıllı kurak. Ya ben de sana gelecektim aslında. Hayrola? Şu bizim çocukların işini soracaktım. De bakalım ya Şükrü Ağa, ne olacak? Ha? Rivayete göre İsmail Ağa'nın tahmin ettiği gibi kuru tarla iyice kabarmıştır artık. Yakındır suları civar tarlalara dahi yetecek büyük bir pınarın çağlaması. Şükrü Ağa ise tarlasının değerinden habersiz. Sen burada çeyizine bak dur. Şükrü Ağa'nın oğlu Cihan da Selvi'nin peşinden ayrılmasın. İkisini bir gören mi olmuş yoksa? Gören olmasına ne gerek var? Herkesin bildiği iş. Daha ne yapayım bilmiyorum ki ana. Bu kadarına aklım eriyor. Dur hele. Bir düşünelim. Öyle bir şey yapalım ki... Üzüm gözlüm benim. Seni nasıl sevdim bir bilsen. Bütün dünyayı nasıl kattım önüme. Sevdiğim benim. He ya, bilmem mi? Öyle sevdin ki ananla baban nigerlerin kapısından ayrılmaz. Öyle sevdin ki bunca yıldır babanı bizim kapıya getirtemedin. Öyle sev... Sus Selvi. Selvim, sevdiğim. Kapında anamı da babamı da boşa beklemeyesin. Bu iş tatlılıkla olacak gibi değil. O nasıl söz Cihan? Telimle, duvağımla çıkacağım ben babamın evinden. Hiç boşa konuşmayasın. Anlatılacak hal değil sevdiğim. Toprak yerinden oynasa babamla anam kapınıza gitmez. Neden? Ayıplı iş mi yapmışız? Alnımıza leke çalınmış da ben mi bilmem? O leke sizin alnınıza değil, bizim alnımıza çalınmış. Salih emmi, baban, rıza gösterir mi sanırsın sen? Seni bana verecek mi sanırsın? Bunca zamandır bilip de ses etmemesi... Anlat, nedir? Nasıl olmuştur bu iş? Sus artık, konuşturma beni. Deyip diyeceğim bu kadar. Gerisi uğursuz bir hikayeden başka bir şey değil zaten. Sen ne diyorsun Cihan? Selvi senden vazgeçtim mi diyorsun? Vazgeçer miyim senden? Düşüneceğim. Biraz zaman ver. Elbet bir hal çaresi bulunacak. Biraz gönlünü sabırla ol. Bana güven, tamam mı? Tamam. Bir daha ağladığını görmeyeyim, söz mü? Söz. Selvim, öleceğimi bilsem senden başka kimseyi göğsüme basıp da uyumam gayrı. Cihan'ım, öleceğimi bilsem senden başkasına yar olmam gayrı. Rivayete göre iki genç o gün iyice anlarlar sevdalarının üstündeki uğursuzluğu. İkisinin de göğsünde yuvarlanıp duran kocaman bir ateş topu. Ayrılırlar.
Hadi gel giyin canım, hadi. Yahu dur be kadın ya, ne diye iteleyip duruyorsun, Allah Allah, nedir bu? Hadi oyalanma da yürü, dosdoğru Şükrü Ağa'nın tarlasına. Bu vakit ne işin varmış benim elin tarlasında, ne diyeceğim adama? Sen dediğimi yap, Şükrü Ağa mutlaka tarladadır. Bulursun konuşacak bir şey, Allah, hadi hadi oyalanma Allah. Hadi. Karısının bu telaşına bir anlam veremez İsmail Ağa. Çaresiz tutar Şükrü Ağa'nın tarlasının yolunu. Hadi oyalanmayasın sakın. Hiçbir yere uğrama. Tövbe tövbe. Sen deli edersin adamı be. Hadi uğurlar olsun. Nigar, Cihan'la evlenmeyi bir kere koymuş kafasına. Vay teras vay. Kalk ulan kalk. Kalk. Kalk ulan. Ulan ulan. Teras. Baba vallahi ben bilmiyorum. Bu nasıl gelmiş buraya? Şuna bak şuna. Utanmadan bir de ağlıyorsun değil mi? Ulan bütün köye rezil ettin beni be. Allah'ın mutlu yok mu sende ha? Kırayım mı kafanı şimdi? Dur İsmail Efendi dur, hemen feveran etme canım. Her şeyin bir çaresi vardır. Şükrü, bu işin bir tek çaresi vardır. Ondan gayrı çözüm bilmem bilesin. Doğru diyorsun. Namus hiçbir işe benzemez. Gayrı söyleyecek sözümüz kalmamıştır. Hazırlığınızı edin. Baba, ne diyorsun sen baba? Defol hadi! Hadi sen de defol! Avludan dışarıya adım attığını görmeyeceğim. Yürü! İsmail Efendi, gel hele gel. Sen bu işi tez vakitte oldu bil. Yalnız bir husus daha var. Kızımı oğlunun koynumda yakaladım diye başlığımı almayacağımı sanmıyorsun. Meraklanma canım. Sen nasıl istersen öyle olacak. Utanç bizim utancımızdır. Lakin madem dünür olduk seninle, saklamaya gerek yok artık. Bak İsmail, ben artık eskisi kadar varlıklı değilim. Benim ağalımın kendi gitmiş namı kalmıştır. Senin tarlanın yanındaki iki kuru tarladan başka, bir de şu ekip biçtiğimiz tarla var. Başka hiçbir şeyim yok. Canım benim senin ekip biçtiğin tarlada gözüm yok ki. Rızkın geldiği kapı başkasına haramdır. Sen şimdi
O iki kurt tarlaya he mi diyorsun yani? He! Yani benim derdim köylüye karşı boynumuz eğilmesin diye. Yoksa tarla tapan falan umurumda değil. O zaman oldu bu iş canım. Haftaya düğün yapalım, olsun bitsin ha. Olsun bitsin Beşikla. Ana! 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 Tamam mı? Ana! Anacığım! Ana! Oldu bu iş! Oldu! 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 Oğul? Can! Can! Sana sesleniyorum. Duymuyor musun? Yoksa duyuyorsun da duymazdan mı geliyor? Duydum. Öğlen tarlada olanlardan sonra artık diyecek sözün kalmamıştır herhal. Bize ceka atmayı biliyorsun ama kızı göğsünü alıp tarlada uzanırken keyif senin keyfin ha? O kız bana oyun etti. Böyle bir şey yapmayacağımı biliyorsun. Nigar'ın oyunudur bu. Ne zamandır delikanlı adamlar kadın kısmısının oyununa düşer oldu? Senin erkekliğin bu kadar mı? Tüh lan sana! Utanmadan bir de oyuna geldim diyorsun ha? Evet, oyuna geldim. Hem sadece Nigar'ın değil. Senin de Nigar'ın babasının da oyununa geldim. Hüt! Ağzından çıkanı kulağın duysun. Lafını sözünü bil. Teres! Söyleyecek çok laf vardır. Vardır ya. Hepsi Cihan'ın boğazına dizilir. Düğümler bir anda Cihan'ın sesini. Selvi'den başkasıyla evlenmem ben. Bunu böyle bilin. Ömür boyu ocağına kadın eli değmeyecek o zaman. Sen de bunu böyle bil. Madem rızanız yok, kaçırırım Selvi'yi. Kaçırırmış. Sen mi kaçıracaksın? Ben. Soydur, çeker demişler. Ne demek istiyorsun lan sen? Hayırdır inşallah. Sefer, bu ne hal? Ayrıla Sefer. Bu ellerin çamuru ne böyle? Ağam, bu çamur senin kurak tarlanın çamuru. İsmail Ağa'ya başlık diye verdiğin kuru tarlaların çamuru mu? Kuru derenin oradaki tarlaları İsmail Ağa'ya mı verdin? He, bu sabah verdim. Ağam sen ne yaptın? Ağam sen ne yaptın? Toprak yarıldı. Tarlaların birinden gürül gürül bir pınar akıyor. Sen ne diyorsun Sefer? Yılların kuru tarlasından pınar çağlar mıymış hiç? Gecenin kararlığında yolunu şaşırdın herhalde. Yok ağam. Bütün köylü oradadır. Pınar başında. İsmail Ağa da oradadır. Sevinçten gözleri yerinde durmuyor. Tövbe. Kandırdılar seni. Oyuna geldin, gördün mü? Şükrü Ağa nasıl bir oyuna geldiğini anlamıştır. Ne duruyorsun oğlum? Arkasından git, bir delilik yapmasın. Bir şey aradığımdan değil, toprak çok kurak dedin ya, bir inip bakayım dedim. Rivayete göre bütün köy kuru tarlanın etrafında toplanmıştır o gece. Bulutlardan düşmedikçe bir damla su yüzü görmeyen kuru topraktan bir anda fışkıran suyu görünce Allah'a dualar ederler. Allah'ın işine bak Şükrü Ağa. Bir gecede tarlamdan sular fışkırdı. Tarlamdan mı dedin? Hey ya, öyle tarlamdan. Oğlum oyun oynadı kızın. Vazgeçtik, almıyoruz kızını.
Benim size zorla verecek kızım yok. Lakin bu tarlalar artık üstüme geçmiştir. Bu iki tarla benimdir. Bunun aksini ispatın var mı? Var! Hı? Baba yapma! Ulan gebertirim ulan seni! Verme baba bana, tamam yeter! Baba, tarla benim. Baba dur! Dur lan! Durun toprak ha! Ağam yapmayın! Sakin ol baba tamam! Ya ulan şu toprağı ye! Gömeresin baba ya. Sakin ol diyor! Gömeresin de ispatı! Baba dursana! Aldım sana tarlamı! Baba yeter artık! Ağam! 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 İsmail ağa, eli yüzü toprak içinden gider için. Ana! Ana babam çamura bulanmış! Aman Allah'ım! Unutur bir gün hepimizin toprak olacağını. Topraktan gelip toprağa gideceğimiz. Söz mü? Söz. Rivayete göre günler sonra iki sevdalı yine buluşurlar. Ve birbirlerine söz verirler. Akşamın çökmesini bile beklemeden... Ayrı ayrı değil de bu sefer el ele inerler tepeden. Baba. Gelinini getirdim sana. Müsaade et de elini öpsün. Sana bu iş olmaz dedim. Oğlum demem alırım canını bilesin. Ağam alacaksan ikimizinkini bir al. Sen sus. Rızanla ya da rızansız. Gayrı fark etmez artık. Derler ki büyük sevdaların önünde dağlar taşlar eğilir, ağızlar kilitlenirmiş. İçini kemiren hırs... Yıllardır kalbinde büyüttüğün kin diner sandım. Ama görüyorum ki... Sus! Tek kelime bile etme artık. Büyük sevdaların önünde dağ taş eğilir öyle mi? Bak sana söyleyeyim. Ancak şu taşlar iki insan gibi dikilirse iki yanıma... O zaman Salih'in kapısından kızını dilenirim. Rivayet odur ki iki sevdalı kayaların önünde el ele durup taşlara baktıkları vakit bir gürültü kopar, taşlar yerinden oynar.
Allah'ım. Bağışla beni Allah'ım. Seni! Kızım babana haber veresin. Şükrü Ağa kapına diz çöküp yalvarmaya geliyor diyesin. Cihan şükür namazına durur. El açıp gözyaşları içinde Yaradan'a dua eder. Babam, atamsın. Geçmişte ne etti bilmem. Ama pişmandır ettiğine. Gel inat etme. Yalvarırım sana. Bana dağları düzle de senin için yaparım. Kızım. Ama bu istediğin olmaz. Cihan'ın babası Şükrü Ağa'yla çok eskilerden kalma bir hesabımız var. Çok gün geçti üstünden. Olan oldu desem de unutulmuyor. Kardeşimin kanlı yüzü her gece rüyamdadır. Yıllar sonra diz çöküp af dilenir Şükrü Ağa Salih'in önünde. Gelinime söz ver. Babanın önünde diz kırıp yalvararak seni oğluma isteyeceğim dedim. Salih, ben ettim sen etmeyesin. Salih, ağa da sensin, bey de sensin gayri. Büyüklük senden gelsin. Bu ikisinin sevdası bizleri aşmış. Koca koca kayalara dert olmuştur. Tek söz etme. Allah katında sevdaları kutsanmış onların. Ben gözümle gördüm. Lafıma inanmıyorsan eğer, var git kayalıklı tepeye bak. Bak da gör. Yan yana duran iki dikili taşı. Bu sevdaya ne senin ne de benim gücüm yetmez artık.
şimdi dersin ki? Madem sözümüz geçmeyecek, niye dizlerin üstünde sürünüyor? Neden yalvarıp af diliyorsun? Af diliyorum. Af diliyorum çünkü... Çünkü sen... Sus! Kardeşimin adı yakışmaz ağzına. Suçun da, günahın da senin. Bağışlanmak istiyorsan Allah'tan yardım dile. Kuldan değil. Haklısın. Ne desen, ne etsen haklısın. Saliha, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızın Selvi, oğlum Cihan'ı isterim. Verdik ağam, verdik. Öyleyse... Öbür gün davulumuz zurnamızla geliriz kapınıza. At binecek benim gelin kızım. At binecek. Gelin alayı yola çıkmıştır. Şimdi görünürler. Gelin alayı geldi Esma teyze. Gelin atı kapıda. Rivayete göre o zamanlar gelini ata bindirip köy içinde gezdirmek adettenmiş. Kim bilir, belki de atalarımızın gelin ata binmiş de ya kısmet demiş sözü
ta o günlerden geliyordur. Sefer, düğün alayı hala görünmedi. Köyün içine girmişlerdir. Az sonra çıkarlar. Cihan'ın gözü tepedeki iki dikili taşta. Sen dur. Ben şöyle yüksek bir yere çıkayım. Bu düzlükten görünmüyor. Dikil taşın oradan... Selvim'in at üstünde bana gelişini izleyeyim. Selvim'e bak. Nasıl da kurulmuş atın üstüne. Bu liralar onun döşünde sallanacak. Geldik ha. Gelin kızımın şerefine. Şükrü Hanım tüfeğinin namlusu bir anda tepeye doğru döner ve parmağı tetiğe dokunur. Cihan! Cihan! Rivayet odur ki Cihan oracıkta dikili taşın dibinde babasının tüfeğinden çıkan kurşunla can verir. Cihan! 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 Cihan yiğidim. Cihan'ı sevdalarına tanıklık eden dikili taşların dibine gömerler. Rivayete göre bu acıya daha fazla dayanamayan Selvi, bir sabah herkes uyurken gelinliğini giyer, boynuna yüz görümlüğünü takar ve ağır ağır tutar kızını mahallolu. Nice sonra bulurlar Selvi'nin alduvağı eline dolanmış cesedini. Allah'ım, bu nasıl ölü? Bu nasıl yürü? Bu gülüş ne? Selvi'nin cesedini bulan ihtiyar yeminler etmiş. Ölünün yüzü bir başka gülüyor, bir başka söylüyordu diye.
Selvi'yi de sevdalarının önünde ayağa kalkan taşların dibine gömerler. Rivayete göre o günden sonra bu tepe Dikili Taş Tepesi diye anılmış.